Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biz kapıda böyle bir böre bulduk. Sonra bir kumandalar falan kayboldu arkadaşlar. Şimdi kim hırsız olduğunu belirleyeceğiz. Aralarından birisi hırsız. Evet. Kesinlikle. Arkadaşlar ben hırsız değilim. Neden derseniz arkadaşlar ben eniştemlere futbol maçı izlemeye gittim. Hatta Galatasaray forması da üstümde arkadaşlar. Bugün maç vardı. Hatta Osman da gol attı arkadaşlar. Ben olamam. Ve devre arasında ben baltanı çıkmıştım biraz hava almak için. Arkadaşlar Asım'ın dışarıdan kendi evine doğru geldi. Dışarıdan kendi evine değil de birinin evine doğru koşturduğunu gördüm. Enes de diğer tarafa doğru başka bir yere gidiyordu. Ben hırsız değilim arkadaşlar. Arkadaşlar ben 2 hafta 3 hafta önce annemin kafasında bu bereyi görmüştüm arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben dışarı çıkarken annemi benden saklanırken görmüştüm. Böyle arkamdan bakıyordu. Arkadaşlar bir de ben Asım'a çıktığımda Asım bir yere gidiyordu. Benim işim var falan demişti. O yüzden ben hırsız olamam arkadaşlar. Arkadaşlar ben hırsız değilim. Çünkü annemin böyle kafasında bere olduğunu görmüştüm. Ben değilim vallahi. Arkadaşlar hırsızımızın kafasında tam girmeyen bir tane birisi olması lazım. Çünkü kafasından kolay kolay düşmezdi. Biz kapının önünde bulduk aslında beraber. Arkadaşlar vallahi ben değilim. Konuşurken dedim ben sensin bence. Bence ben değilim. Bence sensin. Bence Asım arkadaşlar. Bence sensin. Bence Asım. Asım bence, çünkü. Bence Asım bir yere gitti arkadaşlar. Asım. Bence Asım neden arkadaşlar? Ben sonradan geldim çünkü maç izliyordum. Ondan önce başka bir yerdeydim zaten. AVM'ye gitmiştim. Ben değilim arkadaşlar. Arkadaşlar Asım'da Enes'le çıktıktan sonra. Hatta biz AVM'de beraberdik arkadaşlar. Hemen Enes'le. Bence Asım hemen Enes'le çıktı. Enes başka yöne, Asım başka yöne gitti. Hemen Asım orada bir yerde giyindi. Tekrar eve geldi. Evde de zaten anahtar olduğu için kapıda. Ondan dolayı direkt gitti. Bence anahtarı aldı. Anahtarı kapıda bırakmışsınız yani. Evet. Anahtarı kapıda bırakmış. Hırsız bence Asım geldi direkt aldı kaçtı arkadaşlar. Arkadaşlar bir de benim acil bir işim vardı. Birisi çağırdı beni arkadaşlar telefonla. O yüzden ben oraya gittim. Asım da benim bir işim var dedi. O gitti. Bence onun yanında kıyafetleri vardı. Giyindi. Sonra işte buraya geldi. Zaten kapı. Ya ben nasıl olayım ya? Arkadaşlar şimdi bereye deniyoruz. Şimdi ben ilk deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar düşer mi diye şimdi şey yapacağız. Arkadaşlar düşmüyor. Ben de düşmüyorum. Tam olmamış kamera kayıtlarına da yani. Böyle tam olmamış. Yani Asım'a da tam olmadı. Asım'ın ana kapı gözü Asım'a tam olmamış. Annem sen de ne? Küçük. Tam hırsız olduğu gibi oldu yalnız. Bence de arkadaşlar. Asım da Allame'ye tam hırsız olduğu gibi oldu. Evet arkadaşlar ben değilim. Biz değiliz yani. Ben de değilim. Şimdi arkadaşlar bir şapkanın kokusunda koklasak belki buluruz. Herkesin annesi başka şeyle yaşıyor olabilir. Ben bir koklayacağım. Arkadaşlar şakaydı. Şimdi ise dans edebiliyor mu bakalım. Yavru dans ediyormuş. Nasıl dans ediyor diye dans bakacağız. Dans yeteneği var mı ona bakacağız arkadaşlar. İyi dans etmiyor da. Dans ediyor yani. Orada görmüştük. Böyle mutlu olmuştu falan. Evet kamera kayıtlarında böyle mutlu mutlu dans ediyordu. İlk evet. Başa Enes dans ediyor. Et Enes dans. Yani hırsın dansına çok benzemiyor sanki. Önle Asım sen geç. Et. Annem et. O bir kişi. Arkadaşlar bence benziyor arkadaşlar.
Allah'ım iyi kötü orada uyuştum biraz. Asım Ekin şu an yani Enes dedin dansına benziyor bence. Arkadaşlar bir de Allah'ım şimdi balkona baktı dışarıdan. O balkona da bakmıştı. Sen de baktın. Ben bakmadım. Ben baktım. Ben böyle dans ediyordum arkadaşlar böyle. Sonra böyle içeri doğru gittin. Hırsız da hemen böyle sinsice içeri doğru gitti. Onun hareketlerine çok benziyordu. Hırsız ya. Arkadaşlar ben değilim. Arkadaşlar bir de hırsız oraya gerçekten çok ciddi bakıyordu. Yani orada sanki bir şey vardı arkadaşlar. Orada sanki yani bence Asım arkadaşlar. Çünkü Asım gittikten sonra Asım o tarafa gitti. Bence Asım o taraftan dolaştı. Bence orada giyindi arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Orada da kıyafetleri falan kaldı mı diye bence baktı arkadaşlar. Bence de arkadaşlar. Ya sizseniz? Arkadaşlar ben bu tarafa doğru gittim. Asım bu tarafa şimdi doğru o zaman gittim. Diğer iki şeyimize geçelim. Ben bakmadım ki. Arkadaşlar ben değilim. Şimdi şey yapacağız galiba. Son turumuz gelecek galiba. Onda ne yapacağımı söylemedi kameraman. Şimdi söyleyecek, onu da çekeceğiz arkadaşlar. Ama sen olduğunu düşünüyorlar. Ya bence benim dediğim gibi arkadaşlar hırsız tam o yere baktı. Bence arkadaşlar Asım oradan dolandı. Gitti. O hem orada da bir tane giriş yeri var arkadaşlar. Orada gitti. Hem karanlık orası, kimse görmeyeceği bir yer. Çok az insan geçiyor oradan. Bence arkadaşlar Asım yalnız gitti, hırsız Enes takip ediyor. Nasıl? Arkadaşlar ben olamam çünkü beni hırsız takip etti. Ben olamam arkadaşlar. Ben Asım'ın olduğunu şey yapıyorum. Çünkü arkadaşlar o bu tarafa doğru gitti arkadaşlar. Ben oraya zaten hırsız da oraya bakmış. Kıyafetleri bence oradaydı. O yüzden oraya gitti. Sonra buradan geri geldi böyle. Kapının şeyi kilidi orada açık olduğunu şey yaptı. O yüzden ben değilim artık. Kesinlikle ben değilim. Kabullensinler. Yani ama hırsız sonuçta çok sizden güzel sonra giriyor içeri. Ve alıyor eşyaları. Bence de arkadaşlar yani. Bence ben Asım'ın olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar. Yalnız Enes de olabilir. Ben nasıl biliyorum? Beni takip etti hırsız. Seni takip etti ama sen nereden bilirim? Sen belki hırsızla anlaşma yaptınız. Beraber arkanda senin arkadaşın da seni takip etti. Sonra sen onu gönderdin. Ve arkadaşlar sen bu arada yaptın. Ev başka bir arkadaşımızın evi. Yani o yüzden eşyalar da Xbox onun, televizyon onun. Sonra telefonundan Enes'e vermişti o zaten. Sonra Enes'i annesi babasını öyle biri aradı galiba. Ben o sırada maç izliyordum. Kim aradı? Annem aradı arkadaşlar. Arkadaşlar işte Enes'i aramış annesi. Çağırıyor. Çağırıyormuş. Normal bir şey söyleyecekmiş galiba okulla ilgili. Basketbola gittiği için. Onunla ilgili de bir şey söyleyebilir. Onu ne söyleyeyim? Tamam neyse. Şimdi bence Asım gitti oradan. Son turumuza geliyoruz. Hırsız eşyaları böyle böyle bayağı bakanarak bakıyor ve bir şey yaptığını yani hareketlere değişik. O hareketlere hırsızmış gibi gireceksiniz bakalım nasılsınız. Yani şu an hırsız çok büyük ihtimal Ali'ler ve orta Asım. En düşük Enes ama Enes şimdi de biraz arttı. Enes şimdi hırsız gibi sen ne yapıyorsun? Şimdi anneme hırsız gibi davranıyor. Çok hırsızın hareketlerine benziyor. Hırsız da ilk baş böyle gelip yasa işareti yapıp da sonra onları alıp da sonra çekmecelere gidip bakmıştı. Ve her şeyi alıp ondan sonra hiç şu koltuğa falan bakmadan gitti. Asım hırsız. Yani çok alakası yok. Bence kim olduğunu anladım ben. Bence hırsız anneme yaptığı hareketlerden içeri girdiği gibi koltuğa bakıyor. Sonra burada çekmecelere bakıyor. Sonra hiçbir şey yapmadan gidiyor ve yetsiz hareketleri falan yapıyor. Ya Enes de birazcık oldu gibi ama Asım hiç değil.
bence. Hırsız sen misin? Sensin. Arkadaşlar aslında hırsız. Asım dermişim ben. Arkadaşlar hırsızımızı bulduğumuza göre olan bir ses hafızlarımız arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Gel aşağıya.